Hayal edin. Hayalinizdeki tatile doğru yola çıktınız. Taksinin arkasına yerleştiniz. Bavulunuz bagajda. Telefonunuz tamamen şarj edilmiş. İçinizde müthiş bir mutluluk ve heyecan var. Sonra aklınıza geldi. Havalimanına gidiyorsunuz. Havalimanına. Oradaki herkes yorgun ya da stresli. Her yerde kuyruk var. Check-in kontuarında, güvenlik kontrollerinde. Sıraya girmeden bir kahve bile alamazsınız. Rötarlar, kapı değişiklikleri, bagaj sıraları, o kaos. Geri dönüp evinize gitmeyeceğinize göre, ülkedeki en parlak beyinlerden bazılarını öne çıkaran yeni bir podcast olan Tech Force Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu bölümde TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama ve Satış Direktörü Aylin Alpay'la şirketin havalimanı deneyimini nasıl bambaşka bir tecrübeye dönüştürmeye kararlı olduğunu konuşuyoruz. TAV dünya çapında 90 havalimanı yolcu salonu işletiyor. Bugün Aylin'e şirketin cesur ve yenilikçi seyahatseverlerin yolculuklarındaki her temas noktasını iyileştirmek için teknolojiyi nasıl kullandığını konuşuyoruz. Hoş geldin Aylin. Bugün teknolojinin uçak yolculuğunu nasıl daha keyifli hale getirdiği hakkında seninle sohbet etmek için sabırsızlanıyorum. Önce birkaç ısınma sorusuyla başlamak istiyorum. Havayolu sektöründe çalışmakla ilgili en çok sevdiğin şeyler nelerdir? Havayolu sektörüne biz aslında seyahat ve biraz da misafirperverlik, hospitality olarak çok daha kapsamlı bir dikeyde tanımlıyoruz. Seyahat benim için gerçekten inanılmaz bir tutku ve bu sektörün de ana motivasyonu seyahat edebilmeyi sağlayabilmek. O yüzden tutkuyla işimi yapıyorum. İlk günden itibaren en önemli gözlemlerinden biri de aslında çok dinamik bir sektör oluşu. Bir havalimanında bütün bir günü düşündüğünüzde inanılmaz bir trafik var. İnanılmaz bir insan mozaiği var ve 7-24 aslında bir akış var. Dolayısıyla burada o dinamizmin sürekli heyecan veriyor olması, farklı dikeylerde sürekli yeniliğe açık olması da çok heyecanlı. Havacılık sektörü dediğimizde de aslında hem ülkeleri, kıtaları, insanları birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla bence çok önemli bir değer yaratıyoruz. Kesinlikle. Seyahat etmek harika. Peki sence havayolu sektörünün, yani bu sektörün diyelim esasında sadece havayolu demeyelim, içinde bulunduğu en büyük zorluklar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? Bahsedebilirim tabii ki. Ben bu sektöre pandemi döneminde katıldım. Ve bugün şunu görüyorum ki aslında birçok sektör olduğu gibi bizi de çok derinden etkiledi. Birçok sektörün farklı bir dinamiği var bizde. Çünkü bizim operasyonları durdurma şansımız yok. Ya da offline'da çevrim dışı gerçekleşen bütün bu deneyimi online'a taşıma şansımız yok. Dolayısıyla fiziksel bir deneyimden bahsediyoruz. Pandemi sonrasında da aslında bu gelişmenin bütün sektör için önemli bir tetikleyici olduğunu fark ettik. Dijitalleşme bizim için önemli bir gelişim alanı. Ama sektör genelinde baktığınızda çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Çok. Havayolu var, yer hizmetleri var, havalimanlarının kendisi içerisinde değişen bir dünya var. İşte kafe, restoranlar, duty free ve güvenlik şirketlerini düşündüğünüzde oldukça fragmente bir yapı. Dijitalleşmeyle gelişmek demek bütün bu yapının tek seferde hareket edebilmesi demek. Bu da çok kapsamlı yatırımlar gerektiriyor. Bir diğer zorluk da bence sürdürülebilirlik çatısı altında gelişiyor. Biz de TAV olarak net sıfır karbon emisyonlu havalimanlarını dönüştürüyoruz, dönüştürmeye de devam ediyoruz. Havayolları tarafında da yakıtla ilgili aslında bizleri bekleyen bir problem var. Çünkü hem arz tarafında hem kapasite tarafında sorun var. Bunları zorluk olarak tanımlayabiliriz. Bence mobilite de ulaşım sektörüne etkiliyor. Bizleri kullanıcı olarak aslında pozitif yönde etkiliyor mobilite tarafındaki gelişmeler. Ama hem ülkelerdeki regülasyon değişiklikleri, evet, hem paylaşım ekonomisiyle aslında sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak yeni alternatifler sektör için biraz zorluk olarak tanımlanabilir. Zorlukları konuşmuşken biraz da aslında geleceğe dair umutlardan bahsetmek istiyorum. Sana göre nelerdir mesela bu umut verici şeyler sektörle ilgili? Sektör gelişimi çok hızlı. Bu son 2-3 sene içerisindeki hem yolcu trafiği,
Hem bu taraftaki deneyim odaklı yeni yenilikler, çığır açan teknolojiler bizim sektörümüz için gerçekten heyecan verici. Tabii ki en önemli şey aslında yolcunun, biz yolcuyu hem müşteri hem misafir olarak evet. tanımlıyoruz. Değişen talepleri, değişen trendler. Pandemi sonrasında hepimizin hayatına hibrit çalışma sistemleri de girdi. Bu şu demek oluyor, artık farklı şehirlerden, farklı ülkelerden uzun dönem çalışabiliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu seyahatleri keşif amaçlı yapmayı hedefliyoruz. Ya da daha planlı, daha uzun dönemli seyahatler oluyor. Artık daha ayrıcalıklı hizmetler bekleniyor. Bu trendler sonuçta hava yollarında, bu ekosistem içerisinde bizim gibi oyuncuları da yeni deneyimler, yeni ürün ve hizmetler sunma yolunda teşvik ediyor. Benim için çok pozitif. Bir diğer konu da aslında değişen lüks tüketim alışkanlıkları bizim sektörümüzü de etkiliyor. Son dönemlerde lüks markaların çoğu aslında havalimanları içerisinde lounge açmaya başladı ya da mevcut havalimanı deneyimi farklı dikeylerdeki deneyimlerle birleşiyor. İşte müzik, eğlence, teknoloji gibi. Bunlar da hem bizler için hem de müşteriler için bence oldukça heyecanlı. Potansiyeli çok yüksek bir sektör. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler de bize pozitif dönüyor. Kesinlikle. Seyahat zaten hepimizin tutkusu, ortak tutkusu ve bu gelişmeler evet. hepimizi heyecanlandırıyor. Aylin, bize TAV işletme hizmetlerini tanıtabilir misin? Misyonu nedir? Müşterilerin havalimanında sorunsuz bir deneyim yaşaması için neler yapıyorsunuz? TAV işletme hizmetleri, TAV Havalimanları Holding ve Grup ADP çatısı altında yer alıyor. Biz genel olarak aslında baktığında o çok heyecan veren, ilham veren seyahatin uçtan uca bütün noktalarındaki hizmetleri kapsıyoruz. Ama hizmet alanımız lounge, lounge operatörü olarak konumluyoruz. Bugün 19 ülkede 90'a yakın lounge ile hizmet veriyoruz ki network tarafında baktığınızda aslında dünyanın en büyük ikinci lounge operatörüyüz. Çok gurur verici. Teşekkürler, bizim için de öyle. Bu kadar farklı coğrafyalarda hizmet vermek, farklı kültürlerde farklı deneyimler tasarlıyor olmak da aslında bizim en önemli misyonlarımızdan biri. Çok güzel. Her yıl yanlış hatırlamıyorsam 41 havalimanında 10 milyon müşteriye hizmet veriyorsunuz. Müthiş bir rakam esasında. Peki bu farklı coğrafyalardan da bahsettim. Farklı müşterilere, farklı coğrafyalarda hizmet vermek zor ama bunu da siz çok güzel kişiselleştiriyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Çok doğru bir noktaya aslında geldik. Çünkü 10 milyon yolcu demek 10 milyon farklı segment demek aslında. Buradaki müşteri profillemeleri, bu kadar farklı bir coğrafyada farklı kültürlerin harmonize olması gerçekten kolay değil. 41 tane havalimanı, 19 ülke çok farklı bir coğrafyayı bir araya getiriyor. Bu coğrafyadaki ayak izine baktığınızda da sadece o ülkenin gerçekleri, kültürü ya da beklenen trendler değil, aslında seyahat edenlerin de kültürü etkileniyor ve içerisine ekleniyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu bizim için biraz zorluk ama hem kendi operasyonel gücümüze baktığımızda, hem geliştirdiğimiz ürünlere baktığımızda da öne çıkan bir güçlü alanımız olarak konumlandırıyoruz. Kişiselleştirme olarak düşündüğümüzde aslında her yolcuyu biz ne kadar müşteri olarak adresleyebilirsek, kendi talep ettiği hizmetleri, bizim sunduğumuz hizmetlerle buluşturabilirsek o kadar öne çıkıyoruz. Biz biraz deneyim kürasyonu yapıyoruz. Deneyim kürasyonundan kastımız şu aslında, birincisi biraz daha tasarım. Her bu 90'a yakın lounge içerisinde çok farklı tasarım ve elementlerimiz var. Bulunduğumuz ülkeden, şehirden ilham alıyoruz. Çok yeni teknolojiyle ve sanatla aslında birleştirdiğimiz bir konseptimiz var. Lounge içerisinde örneğin Bergamo'da 100 yıllık bir müzenin 100 yıllık eserlerini sergiliyoruz. Ya da Muscat'ta bir kadın sanatçımızın eserlerini sergiliyoruz. Yani aslında şehir içinde seyahat ederken ve seyahatinizin sonuna doğru ilham alabildiğiniz her şeyi tekrar bulabiliyorsunuz. Gastronomi yine bu kürasyon olarak tanımladığımız adımlardan biri. Çok özel menüler sunuyoruz. Bazı
bazı yerlerde Michelin yıldızı şeflerle çalışıyoruz. Onların özel tadım menülerini sunuyoruz. Teknoloji zaten her zaman odağımızda çünkü bu kişiselleştirmeyi bizim için mümkün kılıyor. Eğlenceyi hiçbir zaman unutmuyoruz. İşte DJ aktivitelerimiz var, VR deneyimini şu anda aslında konumlandırıyoruz. Dolayısıyla kişiselleştirebildiğimiz her deneyim bizim için müşterimiz tarafında ayrıcalık olarak tanımlanıyor ve bizi öne çıkarıyor. Biz de burada teknolojiden faydalanıyoruz. Peki her yıl 41 havalimanında 19 ülke dedik ama 10 milyon yolcu, yani gerçekten müthiş bir rakam. Bu kadar farklı coğrafyada bu kadar çok müşteriye nasıl kişiselleştirilmiş hizmet sunuyorsunuz? Doğru, 41 havalimanı, 19 ülke aslında bize inanılmaz bir coğrafi ayak izi getiriyor. Dolayısıyla çok farklı bir kültürel harmoniden bahsediyoruz. Sadece o ülkenin kültürü değil bu arada, o ülkeye seyahat eden yolcunun da getirdiği ve onun dahil olduğu kültüre baktığında aslında çok zorlu bir işimiz var. Bir taraftan da bu bizi farklılaştırıyor, bize güç katıyor. Çünkü operasyonel anlamda her noktada standart olarak verdiğimiz bir ürün ve hizmet kalitesi var. Bu standartizasyonu aslında biz kişiselleştirdiğimizde ayrıcalık haline geliyor ve burada farklılaştırıyoruz. Tüm bunları tasarlarken de tabii ki müşterilerimizin ne istiyor, beklentilerine kulak veriyoruz. 360 derece onlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bütün bu bilgi havuzunu da global bir platformda yönetiyoruz. Çok ilginç gerçekten. Şeyi düşünüyoruz biz sizin işinizi düşünürken çok kısa bir zamanınız var. Yani biz hiç fark etmiyoruz ama siz esasında işte yurt içi uçuşlar, yurt dışı uçuşlar derken 45 dakika ile 2 saat arasında bir zamanınız var. Bütün bu yaşatmak istediğiniz deneyimi bu kısa sürede nasıl yapabiliyorsunuz? Doğru, yurt içine baktığınızda bazen 20 dakikaya bile düşebiliyor. O yüzden buradaki öne çıkan kavram yine kişiselleştirme. Yine aslında yolcuyu biz hem müşteri hem de misafir olarak tanımlıyoruz. Müşteri olarak tanımlamak demek oradaki tekil müşteri görünümünü elde edebilmek aslında. Hem konforu hem buradaki zengin deneyim bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir araya getirdiğimizde ve doğru zamanda doğru ürünü, doğru hizmeti verdiğimizde de aslında o insan dokunuşuyla beraber yolcularımızı mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki bu kadar farklı coğrafyada olmak farklı kültürleri yönetebilmeyi de gerektiriyor. Örneğin son dönemde yaptığımız müşteri araştırmalarında bizim şu anda stratejik olarak önceliklerimizden biri sürdürülebilirlik. Bu sürdürülebilirlik kavramında aldığımız aksiyonlar Amerika'daki bir yolcunun geri dönüşü ile Avrupa'daki bir yolcunun geri dönüşü ve o deneyime dönüşmesi, müşterinin bize deneyim tarafında skorladığı alanlar çok farklı. Dolayısıyla aynı hizmeti her yerde aynı şekilde veremiyoruz. Burada da eş zamanlı hatta gerçek zamanlı geri dönüşler söz konusu. Yine teknoloji hayatımızda, yine hem data hem işte yapay zeka ile birlikte teknolojiyi kullanarak aslında buradaki deneyim kürasyonunu yapıyoruz. Peki, launch'lar dedik. Launch'lar neredeyse tamamen senin de söylediğin gibi fiziksel bir deneyim. Ama siz ve ekibiniz müşterilerinize hem online hem offline deneyimleri birbirine bağlıyorsunuz ve bunu da teknolojiyi kullanarak yapıyorsunuz, dijital teknolojiyi. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Doğru, sohbete başlarken aslında konuştuk, müşterinin tüm deneyimini dijitale, online'e çevirmenin mümkün olmadığı bir hizmetten bahsediyoruz. İnsan dokunuşu bizim önceliklerimizden olmazsa olmaz. Dolayısıyla birebir iletişimde kalmamız, birebir müşterinin ne istediğini çok iyi anlamamız ve gerçek zamanlı geri dönüşü yapabiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada o kişiselleştirmeyi de konuştuğumuzda premium bir hizmet algısı oluşuyor. Bu deneyimi daha yönetebilmek için kapsamlı bir dijital dönüşüm süreci başlattık aslında. Ki buna çok dijital dönüşüm süreci demeyi de belki de artık tercih etmemeliyiz. Çünkü bu dönüşüm artık hepimizin bütün iş birimlerinin olmazsa olmazı ve süreklilik haline gelmesi gerekiyor. Biz de çok farklı coğrafyalarda hizmet verdiğimiz için bu tekli data kaynağını, çok farklı tedarikçi kaynaklarını, farklı kanallardan aldığımız datayı harmonize edebileceğimiz, konsolide edebileceğimiz platformlar yaratıyoruz şu anda. Ki Salesforce'da da bu konuda gerçekten çok yaratıcı çözümlerle destek alıyoruz.
Örneğin launch içerisinde verdiğimiz Wi-Fi hizmetinde kullandığımız data kaynağı, dijitale aktardığımız bir takım online dergiler, press reader'la yaptığımız işbirlikleri veya QR kodla beraber aslında belki lounge'a gelmeden vereceğiniz yemek, alakart yemek siparişi, duty free'deki alışveriş vesaire, bunların hepsini düşündüğünüzde gerçekten çoklu bir veri yönetimi yapıyoruz. Müşteri içgörüsünden yola çıkarak da oldukça kapsamlı bir dijital dönüşüm ürün portföyü oluşturmaya çalıştık. Son dönemde yaptığımız araştırmalara göre yaklaşık %70 gibi rakamlar çıkıyor. Öncesinde aslında böyle bir olgu yoktu. Artık yolcular seyahatini kendileri kontrol etmek istiyorlar. Oradaki zamanı yönetmek istiyorlar. Sürprizlerle karşılaşmak istemiyorlar. Biz de her ne kadar bu sektörün dinamiği gereği %100 kontrol edebilme imkanına sahip olmasak da o hissi vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hazır veri demişken, data demişken, bu müşteri verilerini düşündüğümüzde veri gizliliğinden bahsediyoruz. Çünkü çok sıkı bir regülasyon var esasında. İşletmeler müşteri verilerini etik olarak nasıl kullanabilir? Mesela TAV bu konuda ne yapıyor? Bunlarla nasıl anlamlı içgörüler elde ediyor bu verilerle? Biz farklı ülkelerde farklı data gizlilik, veri gizlilik politikalarına tabiyiz. KVKK, GDPR. Dolayısıyla hepsine uyumlu süreçler geliştirmemiz gerekiyor. Bir de tabii aslında asıl konu var olan o ülkedeki regülasyon değil, bağlantıda olduğu ülkeler de önemli. Amerika'daki New York'tan seyahatini Paris'e geldiğinde ben tekrar aynı yolcuyu mobil bir şekilde adresleyebildiğim durumda bu sefer farklı bir veri gizliliği politikasıyla ilerlemem gerekiyor. Burada da çoklu bir yönetim gerekiyor. Yine Salesforce'un aslında kullandığımız data platformu bize bu anlamda yardımcı oluyor. Bu sektöre baktığımızda aslında data paylaşımı gerçekten bizim acı noktalarımızdan biri. En derin datayı bugün hava yolları alabiliyor. Hem gerçekten kullandıkları sadakat programları, hem müşterileriyle iletişime geçtikleri fonksiyonlar sebebiyle. Tabii ki onlar da datayı öncelikli kendi süreçlerinde kullanıyorlar. Globale baktığımızda bu data paylaşım konusunda oldukça umut verici gelişmeler var. Hatta en son Dreamforce etkinliğinde de bu konuda oldukça Sen de oradaydın. Söyleşiler gerçekleştirdik ve burada deneyim paylaşımları da yaptık. Ortaya çıkan sonuç şu, müşteriye, yolcuya tüm bu veriyle deneyimini nasıl daha iyileştireceğimize dair aslında gerçekleri anlatabilirsek, döndüğümüzde eş zamanlı hava yolları, havalimanı içerisindeki bütün oyunculara da aslında bu datanın kendi süreçlerini nasıl iyileştireceğini gösterebilirsek, veri paylaşımının daha mümkün olabildiğine en azından hep beraber karar verdik ve ben burada oldukça umut verici gelişmeler bekliyorum açıkçası. Harika, harika. Bu da Dreamforce'da oldu diyorsun. Harika, çok gurur verici. Bildiğim kadarıyla sen daha önce tüketici teknolojisi alanında çalışıyordun. Şimdi seyahat ve müşteri deneyimi sektöründe çalışırken esasında ne gibi farklılıklar var bu iki sektör arasında? Yani satış ve pazarlama stratejisi B2C ortamından B2B ortamı arasında nasıl bir farklılık var bu ikisini karşılaştırdığında? Aslında biz şu anki sektörde B2B ve B2C ayrımı yapamıyoruz. Çok iç içe gelişmiş bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü B2C tarafında son kullanıcıyı, müşteriyi o deneyimde ne kadar mutlu edebilirsek, oradaki skorlama benim aslında B2B'de yapacağım bütün işbirliklerini tetikliyor. Dolayısıyla biz burada tamamen insan dokunuşunu be to human diye aslında son dönemde tanımlıyoruz. Evet, çok daha olgun diyebilirim, olgun olarak tanımlayabilirim şirketlerden ve bir sektörden geliyorum. Kendi deneyimime baktığımda bunu avantaj olarak görüyorum. Globaldeki aslında yaklaşımlar da bu şekilde. Çünkü hala bu sektörde hem dijitalleşme tarafında yapılacak teknolojiler, adımlar, hem kullanıcıların daha dijital olma motivasyonu ve isteği çok yeni gelişiyor. Dolayısıyla müşteri içgörüsünü anlayabilme, bu datayı
içselleştirebilme, okuyabilme ve bütün iş süreçlerine dahil edebilme kısmı benim o daha geçmiş tecrübelerimde kazandığım, buraya da çok kolay transfer edebildiğim bir yetenek Harika. Gibi görüyorum. Şu an tabii bir diğer artı da hem satış hem pazarlama, iki şapkam var benim. Çünkü bizim aslında tasarladığımız deneyimde de bu kadar mesela ürün odaklı şirketlerde ayrımları yapmak çok daha kolay. Evet. Burada günün sonunda müşterimiz, yolcumuz hangi kanaldan geldiğiyle ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan en doğru deneyimi sağlayabiliyor olmak. Tabii bir diğer artı da şöyle, farklı coğrafyalarda olduğumuz için hem dijital tarafta olgunluk seviyelerine bir ülkeden diğer ülkeye çok kolaylıkla transfer edebiliyoruz. Buradaki yetenekleri de aslında çok kolay adapte edebiliyoruz. Bu da tabii organizasyonun biraz daha esnek ve çevik yapısıyla da ilgili. Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela şeyden bahsettin, çünkü içinde bulunduğunuz sektör gerçekten çok sıkı regülasyonlara ve çok sıkı denetime tabi olan bir sektör. Doğru. Bütün datayı aldığı için, kişisel verileri aldığı için. Bu alanda, bu sektörde inovasyon yapmanın zorlukları var mı? Var olduğunu düşünüyorum. Bunlar neler mesela? Çünkü çok sıkı denetimler var. TAV da bunlara tabi. Doğru var ve çoklu coğrafyada çalışmak en önemli engellerden biri. Hepsinde çok farklı regülasyonlar var. Onun dışında da bir havalimanı düşündüğünüzde aslında ekosistem içerisinde çok fazla hizmet sağlayıcı var. Ve bütün bu temas noktalarını kontrol edebilmek için, dijitalleştirebilmek için tüm bu hizmet sağlayıcılarıyla beraber ortak hareket etmeniz gerekiyor. Bu da tahmin edersiniz ki o kadar kolay ve hızlı bir süreç değil. Dolayısıyla hem bu regülasyonların bu deneyimi kolaylaştırabilmek için, dijitalleşmeye kolaylaştırabilmek için birçok noktada yeniden tasarlandığını görüyoruz. Hem de bütün sistem oyuncuların aslında buraya çok ciddi efor sarf ettiğini görüyoruz. TAV olarak bizim grubun oldukça farklılaştırılmış bir değer konumlandırması var. Biz aslında hem havalimanı operatörüyüz, hem de bir havalimanı içerisindeki bütün hizmetleri sağlayan yiyecek, içecek, kafe, F&B, duty free, yer hizmetleri, lounge tarafında bütün bu hizmetlerin bir pazar yeri mantığında düşünebilirsiniz aslında. Günün sonunda birçok sektörde süper app'ler olarak tanımlanan ve hepimizin aslında kullandığı hizmetler bizim sektör için çok yeni. Ve bahsettiğimiz tüm bu zorluklar sebebiyle bir araya getirilmesi çok kolay evet. değil. İşin içine çok farklı dinamikler, farklı dikeyler de giriyor. Biz burada adım atıyoruz. Ve oldukça yeni projelerimiz de var açıkçası. Çok heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Aynı zamanda ben sektörden müşterilerimizle konuştuğumda da teknolojinin genelde işte yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle teknolojinin genelde bizleri korkuttuğunu görüyorum. Sen çok daha olumlu konuştun bu konuda. Nasıl bir öngörün var geleceğe dair? Yani teknolojinin gelecekte örneğin sizin sektörünüzü nasıl şekillendireceğini düşünüyorsun? Senin korkuların var mı? Çok daha pozitif ve olumlusun. Evet, ben daha pozitifim. Yapay zeka, Collins sözlüğünde de yılın kelimesi de seçildi aslında. Özellikle pazarlama tarafında bizlerin de çok fazla konuştuğu gündem konusundan biri ki yeni değil hayatımızda. Çok uzun yıllardır aslında kullanıyorduk. Belki şu anda tanımlamalar biraz daha değişti, teknoloji biraz daha değişti. Ben hem çok artık hıza ihtiyacımız olan çoklu gündemlerle hareket ettiğimiz dönemde işlerimizi daha da kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çok akıllı bir veriyle hareket ediyoruz artık ama önemli olan bu verinin iş süreçlerine, karar alma süreçlerine nasıl yansıyacağı, yarattığımız deneyimlerde müşterinin hayatını nasıl kolaylaştıracağı, nasıl farklı değer yaratacağı kısmına odaklanmak bizim için bence daha iyi. Ben kendi tarafımda da hem iş hayatımda hem günlük hayatımda aslında nasıl kolaylaştırabilir diye hem bir taraftan o merak ve öğrenme duygusuyla tetikleyen sürekli yeniliğe açık olma tarafındayım. Hem de olabildiğince kendi ekiplerimizde de şu anda bütün bu teknolojileri kullanıyoruz. Çok güzel. Ben de aslında tam buradan şunu soracaktım. Seni peki kişisel olarak en çok ne heyecanlandırıyor bu yeni teknolojilerle ilgili? Var mı öyle bir... Yapay zeka bence evet bunlardan biri ve gerçekten hem heyecanlandıran, biraz önce de sen de söyledin, hem de bazı yerlerde korkutan
yeni teknoloji. Önemli olan aslında nasıl adapte olabileceğimiz ve ne kadar hızlı adapte olabileceğimiz. Bizim farklı coğrafyalarda hareket etme, operasyon yönetme sebebiyle de burada yine kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ödeme sistemleri devreye giriyor ve global ödemesiz, uluslararası ödeme sistemleri ya da finansal teknolojiler diye tanımlanıyor. Onlarla işbirliği ve farklı entegrasyonlar yapıyoruz. O taraftaki gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'de bence son dönemlerde yeni yasalarla aslında burada çok çok aktif öne çıkıyor. Mobilite tarafındaki gelişmeler bence bizim sektörü etkileyecek. Oradaki dikeylerle yine heyecanlanıyoruz diyebilirim. Çok güzel. Ben son sorum da Aylin şöyle olacak esasında. Dijital dönüşüme yeni girecek olan işletmelere neler tavsiye edersin? Nasıl bir yol izlesinler? Onlarla birkaç öngörünü paylaşabilir misin? Tabii bu çok heyecanlı bir süreç ve sürdürülebilir ve sürekli olması gereken bir süreç. Bence bütün işletmelerin, kuruluşların ve liderlerin aslında önce hem kendilerinde hem ekiplerinde merak duygusunu tetikliyor. Yaklaşımları oluşturmaları, kendilerinin biraz rol model olmaları ve ilham vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizim de örneğin kendi grup bünyemizde teknoloji şirketlerimiz de son dönemde inanılmaz inovatif yaklaşımlar sergilemeye başlıyor. Ben kendi ekip arkadaşlarımdan gerçekten bu konuda gelişmelerin ne kadar istekli olduğunu görüyorum. Bizlerin de desteklemesi bence önemli. Kurumsal hayata baktığımızda biraz daha buradaki gerçekler belki bu öğrenme sürecini çok iyi tetiklemiyor olabilir. Bazı konuları yeniden yapılandırmak gerekiyor. Çünkü çok farklı teknolojilerden bahsediyoruz. Burada öğrenmeye motive etmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla hata yapmaya da açık olmak gerekiyor aslında. Hata yapmayı da desteklemek ve buradaki kazanımları da yöneticiler ortaya çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla çalışanların bu motivasyonunu da bence bu yönde geliştirmek organizasyonlar için önemli. Sadece organizasyonların kendi stratejik önceliklerini öne çıkarmaktan öte artık bütün bu konuştuğumuz büyük data ve müşteriyi daha iyi anlayabilme kapsamında müşterinin öncelikleriyle de birleştirmesi lazım. Ve buradaki kesişim noktalarını bularak aslında en optimum çözümlerle ilerlemesi gerekiyor. Harika. Bizimle çok güzel bilgiler paylaştın Aylin. Seyahat tutkumuzu ateşledin, ilham verdin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bugün havayolu endüstrisinin geleceğini görmemize yardımcı oldun. Ayrıca yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmelerin yenilik yapmaya ve müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutmaya nasıl devam edebileceklerini öğrendik. TechForce'un bu bölümünde bize katıldığınız için teşekkür ederiz sevgili izleyiciler.